günler sayın seyirciler. Bir birlik zamanı programıyla Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Stüdyomuzda Ulaştırma eski bakanımız Profesör Doktor Enis Öksüz Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Şeref duyduk gelmenizle. Şeref duyduk. Sağ olun efendim. Programımıza başlamadan önce bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Seyircilerimiz bir kez daha size yakından tanıma fırsatı biraz bulsunlar. Biraz hayat hikayem gibi kısa bir bilgi evet, herhalde. Evet, evet lütfen. Rica edeyim. Sizi yoksa gayet iyi tanıyoruz. Yılında, evet. Şimdi Mersin oldu. İçel'de eskiden adı biliyorsunuz. Tarsus'a bağlı Sarıkavak köyünde doğdum. İktisat fakültesini 1967 yılında bitirdim. İktisatçı olmayı bilerek mi istediniz yani bu alanı? Yani bir ideal olarak yani mı düşündünüz? Orada yoksa? Duyduğum zaman iktisat fakültesinin iktisatçılar ne yapar? Bu bilgi bizde yoktu o zaman. Tabii, evet. Ama bizim dönemde merkezi sistem de yoktu. Dolayısıyla her fakültenin imtihanına ayrı ayrı giriyorduk. Hı. Bir o şehirde, bir bu şehirde koşturuyorduk. Arkadaşlar iktisat fakültesinden bahsetti. Ne olur buradan filan dedim ben. İşte hesap uzmanı olur, mali müşavir olur, serbest çalışır, hiçbir şey olmazsa muhasebeci olur. Ama politikacı olur, bakan olur, başbakan olur filan deyince evet. Bu kadar çok işe talip olan, mezunlarının bu kadar çok çeşitli alternatif hakları olan bir yer gayet güzel olması lazım filan deyip gittim, imtihana girdim. Evet. Dolayısıyla 100 üzerinden 93 alarak pekiyle kazananlar arasında oldum. Evet, evet. O zamandan belliydi demek evet. ki. Evet. Yani bu arada tıp fakültesi, ziraat fakültesi, orman fakültesi evet. onlar da çıktı. Hmm. Fakat ben yörük çocuğu olduğum için ömrüm hep dağlarda, orman köylerinde falan geçti. Şehirlilik meselesi. Öbürü de şehirli meslek ama bu hoşuma gitti. Ve diğerlerini tercih etmedim. Dolayısıyla yedekteki arkadaşlar çok sevmiştir herhalde. Evet, onlara yaraştınız. Uzatmayayım. İki yıl Devlet İlmi Teşkilatı'nda çalıştım. Ama öğretmenlik hissimi, içimdeki öğretmenlik aşkını durduramadığım için tekrar İktisat Fakültesi'nde Sosyoloji ve Metodoloji kürsüsünde asistan oldum. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Tabii mezun çok köklü oldum, bir üniversite mezun zaten. Mezun olduğum evet, fakülte. Tabii. Evet. Hocalarım da Allah rahmet eylesin. Alim adamlardı, hatırı sayılır insanlardı. İşte yetiştirebildiğimiz kadar kendimizi yetiştirdik. Akademik ünvanın sonuna gelmeden de politikaya atılmama konusunda babama verdiğim bir sözüm vardı. O tuttunuz sözümü mu? De tuttum. Evet, evet. Yani profesör olmadan bu işlere başlamadım. Ama öğrencilik yıllarınızda ben aktif dernekçilik, efendim, ben de benzeri, öyle biliyorum. Evet. Vakıfçılık teşkilatları içerisinde çok bulundum. Bir de tabii öğretim üyesi olduğum zaman devletten elimi ayağımı çekmedim. Planlama teşkilatı benim için kürsüden efendim kütüphaneye, kütüphaneden kürsüye gidip gelmenin dışında bir tanıtımda bulundu. Tabii, oraları tabii, tanıma tabii. imkanı devleti bulduğum tanıma için. Devleti tanıma imkanı aslında değil mi efendim? Tabii. Evet. Dolayısıyla 9 bakan ve başbakanla çalıştım. Bunlardan cumhurbaşkanı olanlar oldu. Evet. Değişik bakanlıklarda bulunanlar oldu. Bir şeyi bir haktır üzerimde tabii her zaman. En çok yararlandığım ve benim politikaya hem atılmamda hem politikada başarılı bir hizmet nasıl yapılabilir? O konuda benim üzerimde haklar olan iki kişiyi buradan anmadan tabii, edemem. Tabii, tabii analım. Birisi rahmetli Veysel Atasoy'dur, evet. Ulaştırma Bakanı. Hı hı. Diğeri de halen Allah ömür versin, Kamuran İnan Bey'dir. Evet. Dolayısıyla bunlarla da beraber çalıştım. Bu bakımdan devleti tanıyınca politikaya da merakımız hep var. Sonunda siyasetçilik de varmış, ona da başladık. Evet. Bundan da bir takım yerlerde görev yaptım. Onu biliyorum milletimizde. Milliyetçi Hareket hepimiz. Partisi'nden Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma Bakanı oldunuz. Evet, orada evet. iki sene kadar bakanlığım oldu. Bakımdan daha sonra ayrıldım ben. Hı-hı. Bilinen sebepler evet. yüzünden. Evet. Ve aşağı yukarı demek ki 12 senedir çok aktif bir politikanın içerisinde değilim. Hatırını kıramadığım dostlarım vasıtasıyla bir partiden milletvekili adayı olarak da bulundum. Barajı aşamadığı için tekrar parlamentoya giremedim. Evet. Şimdiki hali hazırdaki vaziyete baktığımızda ve iyi bir değerlendirme yaptığımızda yeni bir partinin meclise yıpranmamış, savunulma ihtiyacı da olmayan düzgün insanlardan müteşekkil, hoşgörülü ve herkesi kucaklayan ama Türkiye'nin
daha kolay idare edebilmesi, zengin bir Türkiye'nin meydana getirebilmesi, adil bölüşüm, her konuda adalet, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, kültüre entegrasyonun iyi kurulması ve burada yaşayan insanların da Batı ülkelerinde olduğu gibi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi adam gibi yaşama haklarının bulunduğunu bir milli görev saymamız gerekiyor. Bu sebeple de ilk defa da burada söylemiş olacağım size, evet, yeni bir siyasi oluşum meydana getirebilmek üzere de gayret ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim o zaman biz Sağ de olun. Size. Bu gayret kısa vadeli seçimlik heveslerle falan sınırlı kalmayacaktır. Evet. O şekilde bir düşüncemiz var. Allah nasip ederse. İnşallah. Layık görürse bu konuda da. Tabii ki. Daha sık karşılaşma imkanı İnşallah. Burada bulacağız. Çünkü ben uzun zamandır epeyce oldu misafir olamadım. Evet. Dolayısıyla bizi dinleyenlere de bugün özlemiştik seni dedirtiriz inşallah. İnşallah tabii ki. Güzel bir program olur. İnşallah efendim. Sizin Ülkücü Hareket'le de bir gençlik yıllarınızda değil mi? Ülkü Ocakları'nın kurucu heyetin içerisinde değil yani mi? Organize evet. eden. Ben Hı-hı. o zaman öğrenciliğim bitmişti. Evet. Devlet Nana Teşkilatı'nda uzman yardımcısıydım. O zaman başladım. Üniversite yıllarımda da yani şöyle söyleyeyim 34 yılım, 35 yılım Ülkücü Hareket'in bilgi, tecrübe, kararlılık ve azimle bu ülkeye yapabileceği hizmetler konusunda evet. bir ömür verdim. Çok güzel. Bu yani, çok önemli bizim için Enis Bey. Evet ve dolayısıyla bu konudaki tavrım, tanınmışlığım, ahlakım, karakterim bilinir. Ama bir siyasi parti içerisinde bulunarak bu hizmetlere daha ileri hedeflere ulaştırma konusunda farklı görüşler, birbiriyle zıtlaşmış görüşler ortaya çıktığı zaman hizmet etme imkanının bir partide değil ama parti dışında tabii ki, evet. vatanperverliğin tabii ki. Hizmetin yani zihniyet, olacağını aynı zihniyet sonuçta değil düşündük. Mi efendim? Tabii ki, evet. Şöyle söyleyeyim, ben ülkücülüğü evet. bir siyasi partinin çatısı altına sığdırılacak kadar küçük bulmam. Evet. Bu isim zaten bizim sosyoloji tarihimizde çok eski bir isimdir. Evet. Ayrıca ülkü, ülkücülük, ülküdaşlık gibi kavramların da Cumhuriyet'in hemen kuruluşunun arkasından bizatihi Atatürk tarafından da bu kavramların kullanıldığını da iyi bilirim. Onun için de manevi kızının adı bile ülküdür. Doğru. Evet. Şimdi oradan da gelen bir heyecan vardır. Buradaki öz şudur. Arkadaşlarımızın bugün unuttukları ve arkası maalesef gelmeyen sadece bağırıp bir slogandan ibaretmiş gibi gözüken hallerine de çok üzüntü duyuyorum. Çok eleştiriliyorlar. Mesleğinde birinci olmayı hedeflemektir. İster profesör olun, evet. ister yayıncı olun, hı-hı. ister spiker olun, ister berber olun, ister bakkal olun, ne olursanız olun. Bir iş yapıyorsanız o işin birincisi olmak için en bilgili, en iyi iş yapan, en az emekle en yüksek verimi almak, en az çalışmayla en yüksek kaliteyi meydana getirebilmek için bir gayretin içinde olmak, yani velhasıl birinci olmak için çalışmaktır. Tabii. Birinci olamadınız, arkadaşınız sizi geçti, daha ileride. Vatanperverlik ve vatana olan minnet ve borcunu, bu duyguyu taşıyorsa içerisinde, kim olursa olsun, evet. o hepiniz, nerede olursa olsun, hepiniz ülkücüsünüz, milliyetçisiniz demektir. Tabii. Bu ruh ve bu anlayış maalesef çok zedelendi. Devamı türemez hale geldi. Bağırıp çağırmaktan ibaret gibi söyleniyor. İşte korkutucu bir unsur gibi filan telakki ediliyor. Öyle de görünüyor. Öyle de yapanlar çok. Evet. Denetim yok. Dolayısıyla okumak. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bizim kitabımız birinci ayeti oku diye başlar. Tabii. Hemen besmelenin arkasından. Tabii çok doğru. Erkekler siz okuyun, hanımlar siz okumayın diye bir şey yok. Tabii. Hanım ve erkek herkes okuyacak. Evet. Hanım ve erkek mesleğinde birinci olacak. Birinci olamazsa kıskanmayacak birinci olanları. Doğru. Demek ki bu daha derli toplu, daha metodik çalıştı veya zekaca, kavrama kabiliyeti, ifade kabiliyeti daha düzgündü. Bazı şeyler Allah vergisidir. Tabii ki. Sonra bu verilenler ne yapılabilir? Geliştirilebilir. Evet. Buraya yönelmeyip de husumet, kıskançlık, benim olsun, küçük olsun filan demeye başladığınızda evet. orada ülkücülük zatürre olmuştur, verem olması mukadderdir bir hale gelir. Evet.
Bunların inşallah Allah'ın yardımıyla değişik mahvillerde, değişik yerlerde, değişik kuruluşlarda bu zihniyet, yani mesleğinde birinci olma, en güzelini yapma, rekabetin içerisinde, rekabetin en önündeki yapıcı olarak sürdürülebilir rekabet fikrinde, sanat fikrinde, edebiyat fikrinde, işin içine sokarak ne olursa olsun hepsi, bunlarda birinci olma yarışıyla yürüdüğümüzde zaten herkes ülkücü olur. Evet, tabii doğru. Onun gereğini yapmış olur. Tabii, partisi, doğru. Derneği, kuruluşu hiç önemli değil. Neden? Her yerde bu ülkeye, her zeminde hizmet etme imkanı olan insanlar. Tabii. Ve birbirlerini sevmek zorundalar. Yani partiler bugün var, yarın yok. Genel başkanlar, yöneticiler bugün var, yarın yok. Değişir bunlar. Evet. Ama değişmemesi gereken bu ruhtur, bu felsefedir, bu inançtır. İnanmaktır yani. Tabii. Şimdi bunu yaptıktan sonra hiç mesele yok. Burada bazı çalkantılar oluyor, densizlikler oluyor, yanlışlıklar oluyor, kıskançlıklar oluyor, husumet oluyor filan. Dağılış neden? Farklı farklı yerlerde oluyor ama farklı farklı yerlerde ben tetik ediyorum. Ben hem iktisatçıyım hem sosyoloğum. Evet. Dolayısıyla kolay görüyorum, çabuk görüyorum hadiseleri. Evet. Bugünkü gençliğe baktığınızda, kılığına, kıyafetine, yürüyüşüne, konuşurken sakız çiğnemesine, lavabo haline filan böyle baktığınızda çoğu insan yadırgıyor ve sinirleniyor. İş öyle değil. Kafası nereye yönelmiş, neye koşuyor adam? Buna baktığınızda tabii tehlikeli akıl verilmesi, yönlendirilmesi, ikaz edilmesi gereken insanlar var. Bu normaldir. Evet. Ama öyle bir gençlik geliyor ki geriden, öyle bir şeyler geliyor ki dünya avucunun içerisinde şu bilgisayar veya internet dediğimiz alet de hakikaten olağanüstü bir şey. Çok doğru. Yüzyılları, bin yılları sizin önünüze getirebiliyor. Tabii, evet. Bizim çektiğimiz zahmeti çekmiyor gençler. Evet, doğru. Dolayısıyla bunları bir araya getirip konuşarak, sentezini yaparak, değişik konulara bunların tatbik edilmesini deneyerek ve birbirlerinden alışveriş yaparak, münakaşa ederek, bazen rekabet varsa öldürücü olmamak kaydıyla işbirliği veya yarışma, didişme şeklinde de olsa, yani müthiş bir bilgi ve bilgiye hükmedebilme, o bilginin yarattığı alet edevata insanımızı hakim hale getirip onları da hükmedebilme konusunda müthiş bir cesaret ve müthiş bir gençlik geliyor. Bu onun ümit verici diyorsunuz değil mi? Ümit verici bir şey. Bütün mesele buna sahip olabilmek. Peki Enis Bey, gençliğe sizce ideolojik, manevi anlamda, ideolojik ve manevi anlamda yatırım yapıldı mı? Eğitim veriliyor mu? Yani eskiden mesela siz ülke ocaklarını işte bahsediyorsunuz, bayağı bir çalışmalarınız olmuş. Bunlar ciddi fikir hareketleriydi. Doğru. İdeoloji veriliyordu. Doğru. Ve nitekim 80 öncesi döneme baktığımızda bize Sovyet Rusya'dan rejim ihracı yapılmak istendiğinde ülkücü hareket çok ciddi bir set çekti. Yapılanlar asla unutulmamalı. Çok değerlidir yaptıkları. Hayır, o dönemde. Unutulamaz. Ama bu ideolojik bilinçlendirme neticesinde bunlar oldu. Öyle değil mi? Şimdi ideolojik bir kamplaşmanın içerisinde buldu Türkiye kendisini. Gençlerimiz, insanlarımız, bizler de, hocalar da böyle bir yapının içerisinde kendimizi bulduk. Evet. Bu yapıyla bir mücadele, bu yapının içerisinde Türkiye'yi sağ salim, en az zararla, en az yarayla düze çıkarabilme konusunda bir ideal, işte ideoloji dediğiniz oydu. Evet. O verilmeye çalışıldı. Başarıldı, olundu. Tabii. Gerek solda, gerek sağda kendi bakış açısından ciddi bir kalite vardı. Doğru. Bakın mesela her yer okuldu. Yurtlar, konferans verilirdi akşamları. Efendim hafta sonları. Ben mesela asistanlık döneminden itibaren 34 sene, yani bir hafta sonu şöyle derler ya, elimi ayağımı şöyle uzatarak bir ferah ferah şöyle bir yatayım, dinleneyim. Evet. Yani Allah inandırsın. Evet. Yani 3-5'i geçmemiştir. Ama hizmet bilinciyle bunu yapıyorsunuz. Tabii, değil mi? Evet. Bir gün Van'dasınız, bir gün Muğla'dasınız, bir gün Isparta'da, bir gün bunlar. Tarsus'ta, tabii. Mersin'de, her yerde koşuluyordu ve insanlar, gençler bilgiye aç, nasıl onu yakalamak için not tutuyor, çalışıyor. Müthiş bir öğrenme ve ileri gitme, rakip bildiği insanlardan veya gençlerden daha önde dolu dolu bir genç. Saygın bir delikanlı. Delikanlı, adam gibi delikanlı. Hı hı. Olma konusunda evet, müthiş bir yarış vardı. Onun için eski dönemler, yani bu 12 Eylül'den önceki dönemde gerçekten solda da sağda da
beyin fırtınası içinde okumayla beraber çok iyi yetişen bir gençlik vardı. Evet. Bu dünyanın emperyalist ülkelerin dikkatini çekti ve bunu nasıl yok edebiliriz? Ve silahlı mücadele girdi. Herkes birbirini hasım görmeye başlayınca ölmemek için öldürmek gibi bir yola maalesef sapıldı ve baş gelinemedi, önlenemedi bunlar. Sonra anladık biz bunu. Ne zaman anladık? Bu işin bir Rusya-Amerikan savaşı, bir komünizm veya efendim karma ekonomi ya da liberal ekonomi savaşı olmadığını, bu büyük güçlerin bir takım bu mücadelelerle kendilerini nasıl yenilere ileri götürdüklerini ve çıkarlarını nasıl piyasalara bölüştüklerini, bizim gibi ülkelerine nasıl pazar ülkeleri haline getirildiklerini ve nasıl cahil bırakılmaya itildiğimizi, devlet sırrımız dahil ki NATO değil mi bizim en çok koruyucu şemsiyemiz, evet, canımızı zor atarak bir süre serbest rahat yaşadığımızı zannettiğimiz NATO. Doğru. Kardeşim, Rusya'nın verebileceği zararın 1000 mislini, 1500 mislini daha fazla zararını da bize verdi. Evet. Halen de vermeye devam ediyor ve bunlarla büyük bir çekişmede devam ediyor. Dolayısıyla bazen utandırıyorsunuz, bazen geri itiyorsunuz, bazen de çiğniyor sizi. Bu nasıl bir NATO, nasıl bir dostluk, nasıl bir müttefiklik? Bunları bilemedik geçmişte. Evet. Yani milletten özür dilemek mi? Özür dilemek için suç yapmak lazım. Suç da değil, inançtı bu. Evet. O bakımdan böyle yüründü. Ve sonunda şunu yakaladık. Bir sağdan, bir soldan, o günkü ayrım. Bugün doğru, manası kalmadı sağ sonunda ama doğru, o gün çok şiddetliydi. Hı hı. Haklısınız. Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan öldürmeler hızlandı. Günde 30-40 cenaze kaldırılı hale geldi ülkede. Ta ki 1980'e ama kadar. Ama bir şey dikkatimizi çekti bizim. Hı hı. Seçilip seçilip vuruluyordu insanlar. Hı hı. Lider kabiliyetli olanlar. Bilimde, teknolojide, efendim sosyal bilimlerde çok önemli, evet, uzmanlık niteliği kazanmış gencecik çocuk ama profesör gibi adeta böyle yetişmiş elemanlar gibi dikkati çekiyor, makaleler yazıyor, konferanslar veriyor. 23-24 yaşında, 25 yaşında delikanlı, genç. Bu kalite dünyada hemen hemen yok gibi. Bizde çok müthiş bir gelişme sağlamış. Bunların en iyilerini ve ülkeye, Atatürk'e, Cumhuriyet'e saygısı olan, değerlere, milli değerlere saygısı olan soldan da sağdan da seçip seçip öldürmeye başladılar. O zaman dikkatimizi çekti bizim. Evet. Hatta konu belki biraz değişti ama zaman zaman başka yerlerde de bunları kullanabilirsiniz. Tabii ki. Bir gün evvel Ülkücü kesimden bir doçent arkadaşımızın öldürmek için baskın yapıp arabasının içerisinde sıkışırdılar. Ama hüviyet olarak bir banka kartı çıkarınca orada müdürüm deyince, bir de deri ceket ve deri Allah'ın işi işte bir şapkası olunca böyle bir şahıs üniversite doçent profesör olur mu? Boşu boşuna bilmem ne edecekti filan deyip gittiler. Evet. Aynı şahıslar aynı arabayla plakasını unuttum. Adamlar aynı adamlar. Ertesi sabah solda bilinen yani o zamanki sosyalist hareketlere çok daha yakın bilinen, tanınmış bir profesörü otobüs durağında öldürdüler. Onun üzerine biz fakülte olarak toplandık. Büyük hocalarımız dedi ki, ben de o zaman fakültenin en genç rütbe itibariyle zabıt katibiyim. O vesileyle orada olanlara da şahit oldum. Terörü, anarşiyi bu ülkede bizim fakülte başlattı. Bizim fakülte önlemek zorundayız denildi. Böyle bir karar alındı yani. Ve solcu sağcı demeden toplandık. Evet. Bunlar görüşüldü, konuşuldu. Dışarıdan bir el, içeriden destek olarak Türkiye'nin insan kadrosunu ve kaynaklarını yok etmeye çalışıyor. Haberimiz olsun. Biz de bunun içindeyiz. Aynı kayıkta, teknedeyiz. Bu bildiriyi yayınladık. Onun çok üzerine, önemli bu bildiri. Tabii, evet, onun tabii üzerine Türkiye'de sanki deprem oldu. Gözler açıldı. Ve yavaş yavaş birbirimizle konuşmaya... Çok önemli aslında, çok tarihi bir çok bilgi önemli, değil mi bakın bu? Evet, bu evet, çok önemli bir tarihi belgedir söylediği. Doğru söylüyorsunuz. Birbirimize düşüncelerimizi, farklılıklarımızı, farklı projelerimizi, hayallerimizi birbirimize, birbirimizin kulaklarına söylememiz gerektiğini
anladık. Hocam çok önemli bir konuya temas ettiniz aslında. Evet, anladık evet. Ama affedersiniz evet, bu kaynaşmayı ve kargaşayı çok faktörlü. Dışarıdan müthiş bir destek ve sermaye, içeriden bölücülük ve farklı anlayışların organize edilip sürülmesi, zaten herkes birbirine husumet duymuş, söylediklerimiz çok da fazla anlaşılamadı ve 12 Eylül geldiği zaman sol kesimde, sağ kesimde oh be, nihayet canımız kurtuldu dediler. Evet. İhtilale ve askeri müdahaleye gerek olmadan biz gençliğimizde bunları önleme imkanı bulamadık. Evet. Ama kavradık konuyu. Oyunu fark etmişsiniz. Oyunu fark ettik ve Türkiye çok güzel bir birikim yakaladı. Çözdü meseleyi. Ama maalesef Kenan Paşa ve arkadaşlarının uygulamadaki yanlışları ve yine dışarının telkinleriyle Türkiye'deki insan gruplarını ve sosyal yapıdaki dokuları zedeleme ve sarsma havasıyla bir 10-15-20 yıl bu işler uzaklaştı akıllardan. Ayrı ayrı anlatacaksınız. O kadar çok değişik şartlar çıktı ki dünya çünkü çok fazla da değişti. Evet. Yani bir Sovyet bloku yıkıldı. Efendim kapitalist dünya başka işler peşinde koştu. Sömürgecilik zihniyeti hiç değişmedi. İsimleri değişti ama doğru. Adamların zihniyeti değişmedi. Tabii. Çift kutuplu dünya tek kutuplu indi. Tek kutuplu hale geldi ve efendim taşların bağlandı. Affedersin güçlerin diyelim sarı verildi. Bir dünya nizamı bu da şimdi sonu geldi bakın. Tabii. Asıl mesele bundan sonra nasıl toparlanır? Nasıl bu birikimle alet olunmaz, insan başkalarının uydusu haline gelmez, nasıl ayakta sağlam kalarak ülkesine hizmet edebilir? Şimdi bunu da gene bizim nesil başta olmak üzere. Evet. Bizi yaşlı sayıyorlar. Estağfurullah. Ya, ben de diyorum ki biz ileri gençlik dönemindeyiz. Tabii ki. İleri gençlik dönemindeyiz. Evet. Ama işte bu birikimler geriden gelen biraz evvel söylediğim rehber isteyen. Bak evladım bu direksiyonu şöyle kullanıp bu araba böyle kullanıp falan diye şoförlük öğretir gibi birikimlerini vermek suretiyle bizim mesela 50 senede kazandığımızı 10 senede kazanma şansları vardır. Hocam o yüzden ben de araya girmek istiyorum. İzninizle çok önemli bir noktaya gerçekten temas ettiniz. Evet. Şimdi tarih tekerrürden ibaret derler. Evet. Tekerrür etmemeli. Gerçekten bir dönem Türkiye üzerinde oynanan oyunları bizzat şahit oldunuz ve bakın fark etmişsiniz. Tabii. Tarihi bir bildiri de yayınlayarak buna bizzat iştirak ederek tarihe geçmişsiniz. Çok da önemli şeyler bunlar. Şu an günümüze geldiğimizde, yine gençlikten yola çıkarak geldik ama şu an günümüze geldiğimizde, o zaman şimdi, hocam sağ sol kavgaları vardı. Evet. Türkiye'de zaten yakın tarihimize baktığımızda belli konular hep böyle fitilleniyor, ateşlenmek isteniyor sürekli. Nedir? İşte sağ sol, Alevi Sünni, Kürt Türk değil mi? Şii Sünni tarzında ayrılık tohumları ekilmeye çalışılıyor. Şimdi geçmişte sizler bunun örneklerini zaten yaşamışsınız. O yüzden sizin tecrübelerinizden istifade etmek son derece önemli. Şu an geldiğimiz noktada da baktığımızda hocam, Güneydoğumuzda bir kardeş kavgası meydana getirilmeye çalışıyor. Uzun yıllara dayanıyor belki geçmişe ama gelinen nokta bizleri ciddi şekilde endişelendiriyor. Yine sizin tecrübelerinizden istifade ederek neler söylemek istersiniz? Ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Tabii bu çok malzemeli diyelim, çok dokümanlı, çok bilgi birikimi olan, yığın yığın bilgilerin de elimizde olduğu bir dönemdir. Oradan bazı kesitler, bazı şeyler vermek zannediyorum program için yeter. Şimdi biz bu tecrübelerle birlikte nereden canımızın yakılacağını biliyorduk. Bakın Türkiye'de ilk defa Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik araştırmasını benim bulunduğum kürsü yaptı ve Mehmet Eröz Bey, Allah rahmet eylesin, değerli bir insandı. Yeri cennet olsun. İnşallah. Öbür alemde. Hı hı. Şimdi bunun başkanlığında bu kitap çıkarıldı. Bu tehlikeye işaret edildi. Neden? Çünkü farklılıklarımızı kavga haline getirmek isteyenlerin bu konudaki çalışmalarından haberdardık. İkincisi bölücülük. Evet. Bölücülük hareketi zaten bilinen bir şeydi. Yani 1806'lardan itibaren Osmanlı döneminde kullanıla gelmiş bir harekettir.
Bunu da en çok o dönemde kullanan Batı'nın bilinen emperyalist ülkeleriyle o zamanki Çarlık Rusyası bunu çok iyi kullandı. Çok doğru. Ustaca kullandı. Hatta şunu söyleyebilirim. Burada bir numaralı kullanıcı, karıştırıcı, mikser ülke hangisi derseniz çok açık söyleyeyim. Kendileri de zaten bir şey demiyor. İngiltere'dir. Evet. Orta Doğu'nun hafızası, tarihi hafıza hiç aksamadan birike birike ihtisaslaşarak, dallara ayrışarak, aralarında koordineler kurularak, irtibatlar kurularak anlamlı hale getirilen projelerin ortaya konulması bakımından İngiltere bu işin hafızasıdır, beynidir. Amerika Birleşik Devletleri ile paralel çalışır. Bu paralellik tabii şimdiki gibi politik bir paralellik veya birbirini devreden çıkartmak için kullanılan bir şey değil. Birlikte hareket etme paralelliğidir. Bu hareketin yanına bir de değişik ülkelerde bulunmaları, değişik kılık ve şekillerde görünmeleri, iyisiyle kötüsüyle, samimisiyle, görevlisiyle, bir de birinci derecede, birincileri söylüyoruz ya, Musevi toplumu vardır. Yani İsrail kaynaklı. Bu üç irade bir araya geldiğinde yanına bazen Fransa gelir, bazen Rusya gelir, bazen bir başkası gelir, bazen İtalyanlar filan, ama yürüyüp giden yeni dünya düzeni veya yeni leme hareketleri diye, bundan sonra dünyanın ne olacağı konusunda kendi çıkarları ve kendi kontrollerinde sistemi yürütebilme, milletler arası hakim fikrin sahibi olarak, gücün de sahibi olarak ele geçirilmiş bu. Bunu devam ettirebilmek ve dünya bizden sorulur, nasıl sorulmalı, ne yapmalıyız konusunda da çok ciddi bir güç ve bunu kullanacak birikim de bu şekilde vardır. Şimdi dolayısıyla bunun içerisinde siz ayakta ve düzgün kalabilmek için hastalıklı noktalarınız veya başkalarının gelip gidip böyle kurcaladığı yerlerinizi sağlamlaştırmak zorundasınız. Türkiye'de bu hakkıyla yapıldı mı? Hayır. Ama böyle tehlikelere işaret edildi mi? Evet. Tehlikeler çok önceden görüldü mü? Evet. Tedbir alınabildi mi? O tedbirler işte alınamadı. Evet. Çünkü dış güçler her zaman bu tür etnik yapıların, mezhep yapılarının, farklılıkların birbiriyle didiştirilir hale getirildiği ülkelerde daha rahat oynama imkanı buldukları için bunları kolayca halletme imkanı bulamıyorsunuz. Çünkü şunu düşünemiyor geminin içindeki insanlar. Biz aynı gemideyiz. Tehlike hepimiz için vardır. Birlikte düşünmemiz, ortak aklı bulmamız, bir akıldan hepimizin aklı birleşirse daha fazla akıl yapar. Bu akıl bize gerektir. Ona göre tecrübelerle bu işe birlikte hangi açıdan bakarsak, nerede olursak olalım, hangi partide, hangi dernekte veya diyelim ki hangi medya organında olursak olalım. Milli menfaatlerde birleşmek. Ama milli menfaatlerde birlik dediniz ya, işte o bir ve beraberliği hissedebilmek suretiyle bunları yapmamız lazım. Bununla çok oynanıyor. Evet. Dolayısıyla şimdi görüyorum ben, eskiden falan yerde, bir başkası başka yerde hakikaten ciddi yanlışlar yapmışız. Şimdi o yanlışları yapan insanlar, emin olun, büyük bir bölümü çok değişmiş. Ben mesela iki gün evvel İstanbul'daydım. Çok aşırı solda. Burada şimdi söylemeyeyim, kendisine söyledim, bizim size taktığımız lakap neydi deyince şaşkına döndü. Ben ilk defa duyuyorum dedi. Böyle kötü şeyler veya horlanan şeyleri en son sahipleri duyar. Dedim. Gülüştük. Memleket endişesine düşmüş. Benim gibi düşünüyor. Anlattı. Ben de onun gibi düşünüyorum. Ama birileri halen siz şöyle yaptınız geçmişte, siz böyle yaptınız, şu zararları verdiniz filan. Sen ne yaptın? O istirahatte yatıyordu, koşuyordu mesela. Böyle adamlar da var. Evet. Şimdi bunların tesiriyle vatandaş, millet, ya eskiden bu böyleydi, acaba şimdi ne? Tabii bunu soracaksın. Ama büyük yangınlara düşmemek için, daha büyük felaketlere, fırtınalarda geminizi batırmamak için birbirinizin kulağına ne düşündüğünüzü söylemek zorundasınız. Bunlar devlet sırrı değil. Devlet sırrı başka bir şeydir. Tabii. O da lazımdır. Ayrıca büyük devletlerin derin devleti olması yaşayamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA'yı çekin. Evet.
Mossad'ı çekin İsrail'den. Evet. Bugünkü eski adıyla KGB'yi çekin şeyden, Rusya'dan. O devlet yaşamaz. Karma karışık olur. Önce anarşi, sonra sistematik, organize edilmiş güçler de terör haline dönüşür. Tabii, evet. Şimdi bu bizim ülkemizde kolay yapılıyor ve bugün de Güneydoğu ile ilgili sorduğunuz soruya geleceğim. Oynanabilecek yumuşak karınlarımız, yumuşak yerlerimiz bölücülük ve mezhepçilik. Mezhepçilikte çok başarılı olunamadı. Evet. Ama mezhepçiliği kullananlar, onu düşman ilan edenler veya bir düşmanımız çok büyük, birbirimize kenetlenip deyip sadece kendilerine güvenerek, bir gruba güvenerek kendilerini tecrit edenler, istemeseler de, isteyenler malum, ülkeye hizmet etme şansını, düzgün ve verimli hizmet etme, zamanı kazanma, parayı kazanma, emeği kazanma, enerjiyi kazanma, bunları ülkenin menfaatlerine götürebilme konusunda çok başarılı olunamıyor. Bir de buna ciddi tedbirler alınmadı, konuşuldu dedim. Bölücülüğün hortlamaması, evet, için alınması gereken tedbirler. Elbette sadece askeri tedbirler değil. Askeri tedbirler en kolay tedbirlerdir. Asker kendine düşeni aldı. Ama ve tek başına da yeterli olmayabiliyor değil mi? Yeterli olmaz. Tabii. Hükümet arkasında olacak. Hükümet de arasında bu konuda diyalog olacak ama fikir bir olacak. Yani hani Aşık Veysel diyor ya, kurt ile kuzu geçinirdi, fikir başka başka olmasaydı. Hı hı. Yemezdi kurt kuzuyu. Evet. Şimdi bu konuda işbirliği gerekir ve dayanışma gerekir. Tabii ki demokratik sivil otoritenin sırtındadır sorumluluk. Ama ihtisas erbabı, işi bilen, o işin uzmanı olan insanların önüne siyasi otorite akıl vermek ve proje plan çizip bunu yapacaksın deme hakkına sahip değildir. Yani herkes içli köfte yapar ama rahmetli anam Dudu Bacı gibi yapamaz. Evet. Yani öyle söyleyeyim. Hı hı. Siz iyi bir yayıncısınız, popülersiniz. Sürekli kendinizi yeniliyorsunuz. Okuyup takip ediyorsunuz. Ben de arada sırada böyle geliyorum, yayına iştirak ediyorum. Şimdi sizin yerinize ben geçsem, benim yerime siz geçseniz, Allah aşkına burada yani milleti sevindirecek ve helal olsun çok güzel bir şey yapıldı diyecek program çıkar mı? Estağfurullah. Benim işim başka, sizin işim başka. Evet. Siz olmasanız ben bunları söyleyemem eğer çok önemliyse. Ya benim söylediklerim, tabii her şeyi söyleyemem burada. Ama bir başkası erbabı değil, tabii, geliyor yani tabii, bir şey yaptığını zannediyor. Haklısınız, evet. Bunda kalite olmaz. Tabii ki haklısınız. Onun için Doğu'da ve Güneydoğu'da bugün ciddi bir yangın vardır. Şunun anlatılması lazım. Hocam izninizle sadece araya bir affedin, bu buyurun, sizi, evet, bizi, hepimizi nereye götürüyor? Hı hı. Kırılmasınlar, bu ülke hepimizin ülkesi. Zamanında konuşmazsak daha sonra hep beraber arkasından hayıflanırız zamanında niye yapmadık diye. O yüzden hepimizin ülkesi olduğuna göre hepimiz el birlik kaygılarımızı dile getireceğiz, tedirginliklerimizi dile getireceğiz. Nedir? Bunlar daha fazla önlem alınmasına sebep olur, daha sıkı tutulmasına sebep olur, yanlışların görülmesine sebep olur. Bunlar katkı sağlamak amacıyla yapılan şeyler. Kimseyi çok, yıpratmak kastıyla, polemik oluşturmak kastıyla yapılan şeyler değil. Biz Türk-Kürt kardeşliğini, öyle değil mi, tabii, sonuna kadar destekliyoruz. Bölünmeye sonuna kadar karşıyız. Bir ve bütün Türkiye, büyük Türkiye istiyoruz. Bunun için de elbette ki kaygılarımızı dile getireceğiz. Bu şekilde bilinmeli. Gayret içinde oluyoruz. Ben, tabii, hep başarmak isteyenlerin arasında çok oldum. Doğru, çok doğru. Kendimi, hı-hı, aklamak, bilmem şey etmeye ihtiyacım yok. Milletim beni biliyor. Evet, tabii. Yani neyi niçin yaptırmadım? Hı-hı. Neye niçin karşı çıktım? Bunlar şeyde bellidir. Evet. Bugün de dün yanlış yapıyorsun falan diye kavga edip dediğimiz, ayrı düştüğümüz arkadaşlar da yani Allah'a şükür televizyondan kendi ağızlarından bana teşekkür ettiklerini de duyduğum oluyor. O gün de ağzımda o teşekkür. Bugün de, bugünkü teşekkür de bugün yapmaları gerekir. 10 sene sonra, 12 sene sonra, 20 sene sonra haklıydı, teşekkür ederiz demeyeceksiniz. Bakın bunu bir defa Süleyman Bey, yani Sayın Demirel, 9. Cumhurbaşkanı, evet, tam zamanında yaptı. Ne zaman? Demokratik Parti diye bir parti kuruldu, koptu. Evet. Ve siyasi olarak iktidar olma imkanı yok. Koalisyonlarda bizde maalesef kendi partisini eşraf yaratmak maksatıyla, zengin yaratmak maksatıyla kullanılan, bunu da bir hak olduğunu zanneden, bir de bu inanç var, bu çok tehlikeli bir şey. Ne yaptı Süleyman Bey? Tam zamanında bu kabahatin %80'i bendeydi dedi. Evet.
ben yanlış yaptım dedi. Hemen birleştiler. Tekrar hizmet yolunda yürümeye başladılar. Evet. Ve ayakta kaldı. Şimdi herkesi güldürür. 6 defa gittim, 7 defa geldim diyor. Evet. Ve hoşuma gitti açtığı şey. Evet. Isparta İslam Köyü'ndeki müzeye gittim. Açılışında ben de bulundum. Beşiğinden bugüne kadar gelen ve yaşadıkça gelecek olanların da sergilendiği şahane bir kütüphane. Orası benim çok dikkatimi çekiyor. Niye ben hocayım? Kitapların evet, içerisinde evet. Geçti ömrüm. Evet. Bazıları da dedi ki, hocam gelin burada şahane bir şeyler var. Ne var? Karikatürler. Kendisine hakaret eden, ayıplayan, yeren, iftira eden. Ama bakın tolerans ne kadar bakın, önemli, hoşgörü. Karikatürleri de koymuş evet, oraya. Evet, evet. Çok baktım güzel. Baktım güldüm. Kimisine böyle acı acı içimden şeyler geldi ve dedim ki Süleyman Bey ne kadar geniş adammış, ne kadar hoşgörülüymüş. Evet. Çünkü siz hatırlamayabilirsiniz. Yahut da ben şey diyorum, tabii kitaplardan hatırlarsınız. Şunu demişti bir gün, bu karikatüristler çok fazla ileri gitmişlerdi. Hı hı. Ailesine kadar da dil uzanmıştı. Hı. O zaman dedi ki, ben olmasam siz işsiz kalacaksınız diye gazetecilere böyle bir iltifatla şakada bulunmuştu. Evet. İşte ama bu çok güzel bir hoşgörü örneği. Hiçbir gazeteci evet. Süleyman Bey yüzünden işsiz kalmadı. Evet. Biz ve onlar dediğiniz anda ikiye bölünür. Kavga etmek için kaç kişi lazım? İki kişi. Hı hı. Ben kendi kendime vurursam aklımdan şüphe ederler, doktora götürürler. Daha da kavga edersem tımarhaneye götürürler. Evet. Demek ki bir kişi olmaz, iki kişi lazım. Tabii. İki kişiyi biz hemen yaratıyoruz. Hı hı. Biz ve onlar. Olmadı. Evet. Bu dinimize de aykırı. Tabii. Bilime de aykırı. Milletin kaderini güzelleştirme konusunda emek, zaman, para, söyledim biraz evvel, enerji. Bunların telef edilmesinin de sebebidir. Allah aşkına bu idrak edilemiyor mu? Bu söylenmedi filan demeyin. Söyleniyor. İlk defa ben burada bunu konuşmuyorum. Belki değerli toplum burada ilk defa bunlardan bahsedenlerden birisi oluyorum. Ve toplumsal uzlaşmanın da süremiz çok azaldı. Evet. Toplumsal uzlaşma da çok önemli değil mi hocam? Çünkü çok. Zaten bir ateş çemberinin ortasında tabii. Yaşıyoruz. Tabii. Zaten birçok ayrımcılık körükleniyor. Böyle bir durumda bizim milletçe böyle sarsılmaz bir çimento gibi birbirimize güçlü bağlarla bağlı olmamız çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi bunu konuşulur hale geldi. Bakın şu tavsiyeniz. En sade vatandaşta, en hızlı partizan militanlarda bile yavaş yavaş ya bazı şeyler galiba yanlış oluyor. Biz aklımızı bir iradeye teslim ederek Allah'ın tavsiyesinin, emrinin dışına çıktık diyenleri ben bugün görüyorum. Evet. Yani böyle çok insan var. Yani parlamentoda mesela diyelim ki kalabalık bir partide kaç kişi tahmin ediyorsun derseniz ben mesela bir siyasi partide 80 civarında 60 ile 80 arasında bu soruyu çok üzüntülü, ızdıraplı kendine sormaya başlayan milletvekillerini biliyorum. Evet. Benim mesleğim de buna çok yatkın yani. Tabii. Sosyoloji hem iktisat olunca siyasette evet. Zaten için içindeyiz. Daha çabuk görebiliyorum. Şimdi bakın bildiğim kadar yanlış hatırlamıyorsam Yunus suresinin 1. ayeti. Ne diyor Allah bize? Verdiğim aklı kullanmazsanız ve bunda ısrar ederseniz açıklayarak söylüyorum. Ben böylelerinin üzerine pislik yağdırırım. Doğru mu? Demek ki Allah'ın verdiği aklı kullanacağız. Akıllar bir olur, birleşir, bakılır, konuşulur, edilir, uzlaşma dediğinizde öyle olur. Tabii. Ondan sonra ortaya makul olan, en az mahsullu olan, faydalı olan bir şey çıkar. Burada irade birliği gerekir. O hem benim aklım olur, hem cumhurun aklı olur, hem grubun aklı olur. O zaman oraya bereket yağar, pislik yağmaz. Tabii. Şimdi hem bunu yapmayacaksınız, evet. Hem de mesela Hazreti Ali'nin bir şeyi vardır. Dördüncü halife soruyorlar akıllı adam kim? En çok akıl alan adam en akıllı adamımızdır. Çok güzel. İstişare açık olmak. İstişare. Şimdi bunu aşılamamız gerekiyor. Ümidi kaybetmedik. Yanlışlardan da bir doğru çıkmayacağı da belli. Ama bir tehlike var. Askeri, silahlı, üstün, paralı, zengin güçler Türkiye'nin sınırına gelip çöreklenmeye başlıyorlar. Erken davranıp bu gücü toparlayamazsak isteseniz de istemeseniz de sizi bölerler.
İstemeseniz de bölerler. Sonra da işte Yugoslavya gibi oluruz. Biraz evvel söylediğim aklını oynatan başına gelen hadiseler yüzünden sonra da maalesef intihar etti o hanım. Ve o trajediyi yaşarız. Bunu görüyoruz ama bunu millete anlatan yok. Anlatsa da başka laflarla boğup geçiyorlar üstünden. Millet gerçekten Allah'ın verdiği aklı nasıl kullanacağı konusunda çok ciddi gelgitlerin içerisine itilmiş vaziyette. Bundan kurtulmanın yolu önce Allah'ın tavsiyelerine, tabii, sonra bilimin bulgularına, kanunlarına, tabii, gelip yapışmaktır. Onun için Allah'ın ipine sıkı sarılın. Çok güzel. Hı-hı. Denilmesinin bir hikmeti, hı-hı, var. Siz bunlardan yararlanmıyorsunuz. Tabii. Hatta seçerken bak halkıma da buradan söylemiş olayım. Yani çok görmesinler bana. Estağfurullah, olur mu? Yani, olur mu? Bu kadar bakanlık yapmışsınız, hocalık efendim, yapmışsınız, yani, siyasete her yere emek vermişsiniz. Hepsinin üzerinde, hepsinden kıymetlidir. Tabii, tabii. Çünkü bir şey öğrenmek ne kadar güzel. Tabii. Yine ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Hatta bunu 40 yıl falan diyenler de vardı, hı-hı, değişik şekillerde. Hı-hı. Belki öyle. Evet. Bir harfe bir köleliği denk getiriyor. Tabii. Kölelik yasaklanmış ama o köleliğe bile razı bir harf öğretene. Bilgi bu kadar önemli. Tabii. Oku diye başlıyor kitap. Tabii. Peygamber Efendimiz ilim Çin'de de olsa gidin öğrenin diyor. Tabii. Şöyle isterseniz bu cümleyi tamamlayayım. Ya hiçbir şeyi beceremiyorsak, bir kulağımızdan gelip bir kulağımızdan çıkıyorsa Allah aşkına duymayanlar benden duymuş olsun. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Sinan Paşa'nın, şimdi onu Mert Oltulun Bey profesör Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınları arasında çıktı Yakarışlar diye. Eski adı Tazarrunname'dir, orijinal adı. Hı hı. O kitapta ama bilhassa Marifname kitabında bir cümle var. Ey insanlar diyor, ben biraz böyle daha açıklansın işte diye söylüyorum onun ifadesini. Biraz günümüz Türkçesine getirerek tefsir edeyim. Ey insanlar, sizi idare edecekleri seçerken okumuş adamların ahlaklısını seçin. Yani okumuşların lazım olduğu yerde okumuş adamların ahlaklı olanlarını seçin. Bundan çok büyük hikmetler saklıdır. Çünkü din nedir? Ne diyor Peygamberimiz? Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildik. Tabii, tabii. Demek ki ahlak dinin kendisi. Yoksa şu alet, bu alet falan şu tarif edilmemiştir. İlimle bulursun. Biz bulursak seviniriz. Biz bulamazsak üzülmeliyiz. Niye biz bulamadık? Demek ki bizde bir arıza, bir eksiklik var. Bir şeyler olmuş bize. Bunları nasıl gideriz? Ona kafa yormamız lazım. Kitap diyor ki işi ehline verin. Peygamber, tabii, diyor, tabii, ki işi ehline verin. Hı-hı. Bilim diyor ki işi ehline, bilene verin. Tabii. Yok o dursun, bizimki gelsin yetişsin. Ver yanına yetişsin. Niye oynuyorsun o adamın, hı-hı, rızkıyla, itibarıyla? Hı-hı. Olur mu? Çünkü yine ayettir. Peygamberimiz de çok güzel ifade etmiştir. Ahmet Yesevi de çok güzel ifade etmiştir. Halk diliyle anlaşılacak hikmetlerinde. Üç kişiye acıyın. Birisi varlık görüp de fakir düşene. Birisi itibarını kaybedene. Birisi de bilim adamlarının içinde anlamaz grupların adamı çatlattığı böyle bir yere düşen bilim adamlarını acıyın. Şimdi, evet, bakın ne kadar çok bilgi var, ne kadar güzel kullanacak alet var elimizde. Tabii. Ama neyle olur bu? Ehil, ahlaklı okumuşlarla olur. Tabii. Niye okumuşluk diyorum ben? Okumayan vatandaşın suçu mu var? Hayır, onun yapacağı işler, onun öğrendiği işler başka. Onunkini de ben yapamam. Gelseniz bana, gel şöyle güzel bir mesela kebap pişir derseniz, hı-hı, ben yapamam. Hı-hı. Ama hiç okul görmemiş bir vatandaşımız size parmağınız da yedirir. Tabii. O işin profesörü o. Tabii, onun okumuşu, tabii, o. Çok güzel söyledin. İnşallah hocam programımızın maalesef sonuna böyle geldik. Ben teşekkür sizden programımızın ismi Birlik Zamanı. Tekrar bu Birlik Zamanı programının ismine de uygun olarak birlik beraberliğimizle ilgili, Büyük Türkiye ile ilgili, rahmetli Atatürk de çok dikkat çekmiştir, evet, Büyük, evet, Türkiye'ye biliyorsunuz. Büyük Türkiye ile ilgili vermek isteyeceğiniz son mesajları alayım. Bakın bunu çok kısaltayım. Bilinmeyen bir şey değil ama bilene de çok az rastlıyorum.
üç maddede toplayabiliriz. Birisi sürekli istikrarlı ekonomik büyüme. Bu ne yapar bizi? Karnımız tok, sırtımız pek yapar. Evet. İşimiz olur. Geleceğe korku içerisinde bakmamız zayıflar. Hür oluruz. Evet. Birisi ekonomik istikrarlı büyümeyi sıkı tutacaksınız. İkincisi meydana getirilmiş olan bu milli gelir diyeyim kısaca. Milli geliri adaletli bölüştüreceksiniz. Adaletin asgari şartı insanlığından utanacak veya insanlığından onu çıkaracak seviyede düşük bir gelir sahibi yapmayacaksınız. Doğru. Yani orta tabakalaşmayı, orta sınıfı teşvik edeceksiniz. Orta sınıf, orta tabaka aynı zamanda satın alma gücü de olan, piyasada harcayıp bir şeyler alan, emek veya hizmet satın alan, mal satın alan, veren, satan kitledir. O zaten başlı başına bir milletin ekonomisinin ayakta durması için iç piyasadır, yeterli iç piyasadır. Bu olursa orta sınıflaşma, sosyal adalet de enflasyon az olur. Gelecek korkusu olan insan az olur. Bakılmaya muhtaç insan az olduğu için onları koruyup kollama ve onları da en iyi şekilde memnun etme, hatta onlara meslek ve iş öğreterek onları da ekonomiye katma daha bir kolay olur. Adalet fikri insanları birbirine yaklaştırır, sever. Ben sahipsiz değilim, benim akrabalarım şusu busu var ama bir de devlet fetvede insan insana bırakılamaz. Allah da istemiyor bunu kitabında, peygamber de istemiyor, bilim de istemez zaten. Evet. O zaman ne yapacaksınız? Mesela sosyal güvenlik kuruluşları, sosyal yardım müesseseleri ve bu müesseselerle bu insanlara yetişmek ve bunların derdini çözmek de kolaylaşır. İşte gelir dağılımı, evet. Adalet bunun için çok önemlidir. Ayrıca her konuda adalet olacak. Adalet mülkün temeli. Bu da ikinci maddenin içerisinde. Mülk ne? Devlet. Devletin de temeli. Adalet bozulursa devlet çöker. Devlet çökerse halk, yani yaşatmak için. Halkı yaşat ki devlet yaşasın. Devlet çökerse halk yaşar mı? Yaşamaz. Yaşayamaz. Curcun olur, bölünür, birbirini yer. Birbirini yemesin, birbirini sevsin, emin olsun. Olması için de işte gelir dağılım bunun için çok önemli. Adalet bunun için çok önemli. Bakın bir Amerikalı'nın soyadı adı Willy'di, soyadı unuttum şimdi aklıma gelmedi. Bir sosyolog. 48 sayfalık bir kitabında. Bunun orta yerinde bir sayfada bir cümle dikkatimi çekti. Sorunun cevabı. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar çok etnik grup, 72,5 millet diyoruz ya, bu kadar çok şeyden, dinden, ırktan, şundan bundan teşekkür ettiği halde. Niye sapasağlam ayakta duruyor da başkaları duramıyor? Cevap çok enteresan. Kendi halkına adaleti en az arızayla tatbik edebiliyor. Burada bir şey dikkatinizden kaçmasın. Kendi halkına diyor. Demek ki Amerika, Amerikan vatandaşına karşı hukuku, kanunu adil uygulamaya çalışıyor. En azından. Evet, evet. Ve millet adalete güveniyor. Kendi halkını gördüğüm zaman başka halklara bunu yapmayabilir. İşte emperyalizm tabii, budur. Tabii, tabii. Ahlaksızlık tabii, budur. Tabii, çok doğru söylüyorsunuz. İnsanlıktan çıkmak budur. Tabii. Bunu söyleyen de Amerikalı profesör. Ha biz kendi halkımıza da herkese de adaleti götürelim. İslam dini de ne diyor? Bizim dinimiz. Hı hı. Ben Müslümanım yani başka bir dinden değilim. Evet. Onu söyleyeyim. Başka dinlerde de var çünkü. Ne diyor? Adaletten ayrılmayınız. Kısa bir yarısını söylemem. Adaletten ayrılmayınız. Evet. O kadar yeter. Evet. Herkes size gıpta etsin, beğensin, imrensin. Buna bakarak Müslüman olur. Güvenir Müslümana. Onun için Muhammed-ül Emin denilmiştir. Tabii. Emin adam denilmiştir. Peygamber olmadan da tabii. Bir emanet bırakılacaksa bir söz doğru doğru kalsın diye söylenip de sonra sorulma ihtimali varsa kime bunları emanet edelim denildiğinde Mustafa Emin'dir. Hı hı. Daha iyi, daha dürüstü, daha iyisi yoktur. Ona verelim derlerdi. Şimdi buna imrenenler
tebliğ vardır, zorlama da yoktur. Tabii. Kendiliğinden ne yapar? Güzel ahlakı tamamlamak üzere gelen peygamberin dinini de sever. Tabii. Ama sen adaletten uzaklaşırsan, biçer, döversen, kırarsan, çalarsan, çırparsan, yok edersen müesseseleri, orada din kalmaz. Tabii. Yine ayet var, bir yere yalan girerse diyor. Şöyle misallendireyim. Bu kulaktan devamlı yalan duyarsanız, bu kulaktan çıkar gider derler. Ama bir şey de çıkar gider. Yalanın girdiği yerde din durmaz, din de çıkar gider. Allah korusun tabii. Ha. Şimdi bugünleri yaşıyoruz. Bunları vatandaşlarımızın iyi dinlemesi, iyi anlatılması ve Muhammedi İslam'ın anlatılması. Tabii çok falan güzel. Falan melenin, falan mollanın, falan tabii, şeyinin. Tabii çok önemli bu söylediğiniz kendini hocam. Kendini de katayım. Eğeniz hocanın filan anladığı gibi iyi Müslüman olunmaz. Tabii. Allah bize Kur'an'ı göndermiş. Bilim Kur'an'ı, var, değil mi? Bilim. Evet, bilim. Allah'a şükür yani düşünün sadece harflerle söyleyeyim. Yanlışı, doğrusu, zamanlısı, zamansı tartışır. Onun politik manevraları da vardır çünkü. Arap harfleriyle yazılan 1000 kitap varsa, bugün Latin harfleriyle yazılan 750 bin kitap basılmıştır. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Çağlar boyu tabii. Çıkana ve sizin 60-70 senede yaptıklarınıza bakın. Efendim değişmeden yapılsa olur muydu? Olabilirdi. O bir zaruretten doğdu. Dünya Türklüğünün şeyi kopmasın. Tabii. Sovyetler Birliği Latin harflerine geçti. Dedi ki dünya Türklüğü de bağımız kopmasın. Çünkü 300 milyon civarındaki Türk'ün 75 milyonu burada, gerisi dışarıda. Hı hı. Büyük bölümü de Sovyetler Birliği'nde. Evet. Biz de aman kopmasın bağımız, şu komünizmden, zilletinden de kurtaralım. Geçtik. Bir süre sonra Rusya Kiril alfabesine geçti, evet. Biz Kiril alfabesine geçemedik. Ama bu arada büyük bir yol aldık. Bir de öğrenmesi kolay falan, onlar anlatılıyor zaten. Onu da bilelim. Tabii. Bu bakımdan demek istediğim şu. Üçüncüsü, yani adaletin yanında üçüncüsü de sizin söylediğiniz milli birlik ve beraberlik. Bu evet. Neyle sağlanır? Kültür unsurlarında paylaşabildiğin kadar çok kültür unsurlarını paylaşmaktan geçer. Hepimizin anlayacağı müşterek bir dil. Bunun adı resmi dil. Tabii, bu tartışılmaz. Tabii tartışılmaz. Ana dil tektir değil mi hocam? Bakın şimdi Rusya'daki Türkleri düşünün. Biz onlarla bir araya geldiğimizde bir süre sonra kendi aralarında Rusça konuşmaya başlıyorlar. Niye? Müşterek iletişim vasıtası. Türkler bile. Dünyaya çıkıp şöyle gittiğinizde İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Niye? Milletler arası iletişim dili. Yoksa anlaşamazsınız. Evet. Dil. Din. Yani burada mezhepler, tarikatlar, cemaatler vesaire şunlar bunlar kendine göre ocaklar çıkarırlar. Çıksın bu önemli değil, çıkabilir. Tabii. Ama öbürüne düşman kendine dost hale gelirse burada dinler savaşı, mezhepler savaşı gibi bir şey başlar. Tabii. Avrupa 100 senede perişan oldu. Şimdi akıllandıra hiç konuşmuyorlar, dikkat edin. Tabii. Ortodoksu efendim söyleyin, Katolik, Protestan'ı hepsi bir olmuş. Evet. İslam ülkelerini, Orta Doğu'yu, bizim de bulunduğumuz coğrafyayı Asya'ya doğru 3. bin yılda Hristiyanlaştırma projesini uygulamaya çalışıyor. Gariplik var, iş var. Dil, din, güzel sanatlar. Musikiden tutun da resime efendim kendi halı, kültürünüz, kilim, değil mi? Desen bunlar hep bizim, hepsi bir şey söylüyor bize. Tabii. Efendim tiyatrosu, sineması. Tabii. Sinema deyip geçmeyin. Tabii. İşte televizyon da bir sinema. Ne verirseniz onu alırsınız. Güzel verirseniz güzel alır. Tabii ki. Yani böyle sayabildiğiniz kadar tarih şuuru, coğrafya bilgisi. Sayabildiğin kadar. Bu unsurları da bir müşterek taban oluşturmak lazım. Buna kültürel entegrasyon denir. Evet. Bir diğer şeyiyle de, adıyla da özde birlik. Siz dediniz ya. Hı hı. Birliğin anahtarı yaşama tarzı, kültürel unsurlar, bunların anlamlı hale gelmesi. Biz hepimiz biriz, aynıyız gibi şuurun mümkün olduğu kadar birbirimize yaklaştırması, ayrılıkların bir teferruat, üstünde durulmaz hale geldiği o birliği sağlamaktır. Ortak paydalarda buluşmak. Entegrasyon denilen ortak paydalarda buluşmaktır. Bunu vereceğiz. Şimdi Allah aşkına söyler misiniz bana bu memleketin doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde
namazında, niyazında, orucunda, efendim söyleyiver, misafir ağırlamada, iyilik duygusunda, çocuklara, insanlara merhamette, ne bileyim bir türkü veya bir musiki icra edildiği zamanki iştirakte, ne bileyim bir cami motifi, bir başka motif, güzel sanatlar, şu dolap gibi şahane, çok güzel el oyması, bir sanat. Bunları filan gördüğünde, birlik ve beraberlikteki faziletlerde, evlenip kız alıp verip akraba olmalarda dahil ettiğiniz zaman neyi paylaşamıyoruz biz? Mezhebimiz ayrı diye bunu mu kavga ediyoruz? Ya din varken mezhebin kavgası tabii, olur tabii, mu? Tabii. Peygamber varken melenin, mollanın kavgası olur mu? Tabii. Onu peygamberin önüne koymak olur mu? Tabii. Kavga etmezsen, böyle boğazlaşmazsan onlar çokluk içinde bir bereket de olur. Tabii. Kafayı da iyi çalıştırır. Tabii, niye? Tabii. Farklı farklı. Haç niye konmuştur? En büyük sebebi farklı milletlerden, farklı örf ve adetlerden. Biraz evvel bunu saymayı unuttum. Örf ve adetler çok önemli. Tabii. Örf ve adetlerde yaşayan, başka başka coğrafyalarda yaşayan insanlar dinlerini yaşarken, hayatlarını yaşarken, çiftçilik yaparken, çobanlık yaparken, alet edevat kullanırken, keşif icat yaparken filan ne yapıyorlar, nasıl kullanıyorlar bunu? Hepsini birbiriyle konuşsun, anlaşsın. Aralarında daha büyük bağlar, daha büyük kardeşlikler pekişsin. Ümmet birbirini daha çok sevsin. Bundan daha kuvvetli birlik var mı? Tabii. Bunun için konulmuştur. Yoksa şekil olarak git orada, şunları yap, bunları yap filan. Ne geldi? Ne öğrendin? Şunları gördüm. Peki ne verdi sana? Kaç kişi düşünüyor bundan anlam çıkartmak için? Farklılıkları gördüğü zaman, bu farklılıklara rağmen biz Müslümanlar olarak orada toplandık. Bayağı da kalabalıkmışız, renk renkmişiz. Hı hı. Başka başkaymışız ama hepimiz Müslümanmışız. Bizim memleketimizin dışında da kardeşlerimiz varmış. Neyse. Bizim gibi düşünen insanlar varmış. Ne güzel hep beraber ibadet ettik. Ne güzel tavaf ettik. Şuralara gittik böyle hep beraber. Ya ne kadar güzelmiş bu renkli tablo. Yalnız değilmişiz, çokmuşuz biz. Orada bir ümit, orada bir emniyet tabii, hisseder insan. Tabii. İşte kültür bunun için çok güzeldir. Şimdi bütün bunları yan yana koyun. Allah aşkına Kürdüm diyenlerle Türkmenim, Türküm diyen insanın arasında ne kadarcık dövüşecek, birbirimizi yiyecek unsur buluruz? Haklısınız. Bulamayız. Tabii. Müslümanın Müslümana işkence yapması, eziyet yapması, haksızlık yapması günahtır. Tabii. Bu günah da mana ifade etmiyorsa sana, ben sana ne yapayım? O zaman devlet tedbirlerini ortaya koymak zorunda kalırsınız. Yani demek istediğim, askeri, polisiye tedbirlerin yanına ekonomiyle, bölüşümle, adaletle ve kültür unsurlarında bizi biz yapan, farklı yapan, bizi bir millet, bir arada yaşayan topluluk yapan, tarih dahil. Bir de mecburiyet vardır. Tabii. Bir arada olmazsanız bölerlerse ikiniz de yiyip bitirirler. Tabii ki. Tabii. Tarih ölü milletlerle dolu. Tarih esir milletlerle dolu. Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii. Böyle yok olmuşlardır, gitmişlerdir. Birbiriyle kavga ederken hiç hissetmeden geri kalırsınız. Tabii. Bunlardan ders almak lazım. Tabii. Tabii biz kaynaklarımızı tahrip ederiz. Yaptıklarımızı yıkarız. Yeniden bir daha yaparız. Bir daha yıkarız. Elin adamının 3 tane su bardağı olur, senin bir tane olur. Tabii. Biz o bir tane olanların içerisine işte bu yüzden giriyoruz. Araya giren casusu, yabancısı, düşmancası, bir de kan döküldüğü zaman maalesef çok zayıf bir tarafımız da var. Kan davasını unutulmaz bir hal haline getiriyoruz. Biri canı sıkılmış, olmamış yahut da bir terslik olmuş. Yanlış ama öldürmüş birisinin babasını. Onun çocukları, torunları, torunlarının torunu onun intikamıyla yanar tutuşur. Niye? Sürekli onu telkin ederiz. Yani bu kadın cinayetleri, namus cinayeti filan denilen şeyler. Hiç aslı astarı olmadan, ne gibi kötü maksatlar ortaya girerek, ne buhranlar yaratılıyor Türkiye'de biliyor musunuz? Ben bunlarla da aile sosyolojisiyle yakından ilgilendiğim çalışmalar yaptım filan. Hocam süremizin sonuna geldik. Evet. Başkalarının çeşitli faktörlerden kaynaklanan
arzularına, heveslerine, intikam duygularına, şuna buna esir olan yahut da iftiraya uğrayıp da hayatını kaybeden, boşanan insanlarla doludur. Kadın olsun, erkek olsun. Evet. Ve o kin aşılandıkça çocuklukta elde edilen peşin hükümler var ya, bu kolay kolay içinizden çıkmaz, çıkmıyor. Ben bile bu kadar bunu bilmeme rağmen köyde olup biten bazı hadiseler hala benim şurama gelip bir düğümleniyor, öf be deyip kovalıyorum, rahatlıyorum. Ya kovalamayanlar, kovalayamayanlar? Doluz. Hitle kitle dolu. Tabii. Onun için çocuklara kin, nefret aşılamak kadar bir millete yapılacak kötülük yoktur. Bu eziyetinden, öldürmesinden daha tehlikelidir. Güzel söylediniz hocam. Bakın, doğru. Einstein ne diyor? Atomu parçalamak, peşin hükümleri, ön yargıları parçalamaktan çok farklı. Kolay. Hı hı. Ön yargıları parçalamak zor. Bizim toplumumuza ön yargılar sokulmuştur. Tabii. Bunları hep beraber def etmemiz lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür çok sağ ediyorum. Olun. Ağzınıza sağlık. Evet, bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum. We'll be right back.